Cihan Radyo'dasınız. İnanç Dünyamız programına hoş geldiniz. Muhterem hocamız Hüseyin Yağmur Beyefendi ile birlikte Bir Müslümanın Yol Haritası kitabından 3. dersimiz İlim ve Din Mutabakatı konusunu işleyeceğiz bugün. İnsanlık dünden bugüne varlık, insan ve yüce yaratıcı ve bunların birbiriyle olan münasebetleri hakkında hep düşünmüş, aralarındaki sırlı münasebetleri anlamaya çalışmıştır. Varlık yani kainat, Cenab-ı Hakk'ın kudret ve iradesiyle yazdığı bir kitaptır. Bu kitap, Allah'ın belli bir plan, program, ölçü ve dengeye göre tanzim ettiği eşya ve hadiseler kitabıdır. Bunun yanında Allah'ın bir de kelam sıfatından gelen Kur'an kitabı vardır. Allah Celle Celaluhu bu kitabıyla insanlara kainatı anlatır. Kainattaki eşya ve hadiselere ışık tutar. Kainatı bir düzen ve ahenk içinde yaratan Allahü Teala kurduğu bu düzeni Kur'an'la beyan eder. İnsan da bu iki kitabın bir başka biçimde yazılmış şeklidir. Kur'an, kainat ve insan. Allah'ın isim ve sıfatlarının değişik şekillerde tecelli ettiği birer kitaptırlar. Bunlar birbiriyle fevkalade bir iç bağlantı halinde olup birbirlerini açıklar ve yorumlarlar. Neticede bunlar Allah'ı tanıtan, bildiren üç külli kitaptır. Aralarında bir uyum ve ahenk vardır. İlim, varlık ve insan kitabını inceleyerek tecrübe ve deneyler neticesi bazı hakikatleri tespit eder. Değişik inceleme ve tecrübeler neticesinde ulaşılan bu bilgiler kesinlik kazanıyorsa buna ilim denir. Kesinlik kazanmayanlarsa bir teori ve nazariyeden ibarettir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür elhamdülillah siz de iyisiniz. İyiyim, Afiyettesiniz inşallah. iyiyim. Çok şükür, çok şükür hocam. Hocam ilim, varlık, insan bu üçlüden bahsederken hani ilim, ilim diyoruz da ilim derken neyi kastediyoruz, neyi anlamalıyız? Bu konuda bizi aydınlatırsanız çok mutlu oluruz hocam. Buyurun. Estağfurullah. Evet, ilim hakikaten çok önemli konuların başında geliyor. Öncelikle Cenab-ı Hakk'a dayalı bir ilim, yani Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatı, alim ismi, alim ismi ona dayanıyor diyelim ve başlayalım inşallah. Gerçek ilimler Allah'ın kainattaki icraatından, kainattaki ilahi kanunlarla eşya ve hadiselerin, olayların münasebetinden süzülmüş raporlardan ibarettir diyebiliriz. Gerçek böyleyken nasıl bunlar birbirini nakseder ve nasıl birbirinden ayrı düşebilirler? Yani Cenab-ı Hakk'ın kainattaki icraatları var. Kainattaki ilahi kanunlar, koymuş olduğu kanunlar var. Evet, dolayısıyla bu kanunlar, bu ilahi icraatlar Cenab-ı Hakk'ın o icraatına dayanmaktadır. Değişik sahalarda gelişen ilimler İslam'la mutabakat halindedir diyebiliriz. Her teoriyi İslam dininin temel kaynakları olan Kur'an ve sünnete uyarlamaya çalışmak isabetli değildir elbette. Neden? Çünkü bu durumda henüz ispatlanmamış bir görüş temel kabul edilerek ayet ve hadisler ona göre yorumlanmış olur. İşin doğrusu ilimlerin ulaştığı bilgiler Kur'an'a, sünnet-i sahihaya mutabakatları ölçüsünde ele alınması gerekir. Zira ispatlanmamış teorileri birer ilmi gerçek zannederek semavi yolla bildirilen hakikatleri onlara uyarlamaya çalışmak isabetli değildir. Evet, din ile ilim, gerçek ilim bir hakikatin iki yüzü gibidir. Din insanı doğru yollarda gezdirir, mutlu edecek neticelere ulaştırır. Gayesi ve hedefi belli olan ilim ise bir meşale gibi bu yollarda onun önünü aydınlatır. Allah, insan, varlık ve yaratıcı hakkında bilgilendirme vazifesini, söz söyleme selahiyetini peygamberlere vermiştir. Yani peygamberler Allah adına konuşurlar.
Ve burada en önemli konu insan, varlık ve yaratıcı hakkında, bu üçlü hakkında bilgilendirme vazifesi de elbette peygamberlere verilmiş. Fevkalade ve özel donanımlı olan bu müstesna insanların kudreti sonsuzla, Cenab-ı Hak'la hususi münasebetleri var. Varlığın perde önü, perde arkası, mana ve mahiyetiyle alakalı en doğru açıklamalar ve yorumları onlar yapmışlar, peygamberler yapmışlardır. Evet, bugün Nur Hanım, modern bilimlerin ortaya koyduğu nice gerçekler var ki, çok önceleri icmali birer fezleke halinde de olsa peygamberler bunların hemen hepsini vahye açık o engin ledünniyatlarına ve müstesna fetanet derinliklerine dayanarak külli bütüncül bir nazarla değişik şekillerde ortaya koymuşlardı. Yani peygamberler bugün detaylarını bildiğimiz pek çok meseleyi ana hatlarıyla ortaya koymuşlar, insanların önüne açmışlardı. Günümüzün modern laboratuvarlar ve çok ileri teknolojilerle çalışan araştırma merkezleri, onların ortaya koydukları gerçeklerin neresinde bulunurlarsa bulunsunlar, hala bugün milyonlarca insan her şeyi onların mesaj ve yorumları çerçevesinde değerlendirmektedir. Hususiyle de insan, kainat, Allah konusunda bila kaydı şart, kayıtsız şartsız olarak onları takip ediyor ve onların arkalarından gidiyorlar. İslam dini temel kaynakları olan Kur'an ve sünnet-i sahiha dediğimiz sahih sünnetle ilimlere ufuk açmış. İnsanları açtığı bu ufuklarda koşmaya, çalışmaya teşvik etmiştir. İnsanlara her hususta rehber olarak özel bir donanımla gönderilen peygamberler, manevi yükselişte olduğu gibi maddi terakkide de rehber kimselerdir. Burada o zaman medeniyet harikalarını Cenab-ı Allah ilk defa onların eliyle insanlığa hediye etmiştir diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Bu konuda pek çok peygamberden misal verebiliriz Kur'an'ım. Mesela Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın bir mucizesi olan gemi. Yani pek çok surede detayları verilen bir şey olarak. Yani bizim mühendisliğimizde gemi yap diyor Cenab-ı Hak Hazreti Nuh Aleyhisselam'a. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bir mucizesi olan saat gibi. Kur'an-ı Kerim peygamberlerin mucizeleriyle ilimlerin ulaşabileceği son sınırları işaretlemiş aslında. Mesela Bakara suresinde geçtiği üzere Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde ölmüş bir insan geçici olarak diriltilmiştir. Yani Bakara suresinde ismini de oradan alıyor. Bakar bir sığırın kesilmesi ve ondan bir parçanın vurulmasıyla bir ölmüş insan var. Daha doğrusu faili meçhul bir vaka var. Yani bir insan öldürülmüş ve kimin öldürdüğü bilinmiyor. Dolayısıyla bunun için Cenab-ı Hak özellikle Mısır'da sığıra tapınma adeti olan, sığıra tapınan o İsrailoğullarına hem böyle bir tapındıkları bir şey, onu boğazlama, onu kesmek suretiyle bir imtihana tabi tutuyor. Hem de tabii onlar pek çok itirazlarda bulunuyorlar. İşte rengi ne olsun, efendim nasıl bir sığır, bütün sığırlar bize benziyor, karışıyor. Acaba nasıldı bir filan diyerek sürekli böyle ayak sürüyorlar. Ve sonrasında onu kesiyorlar ve ondan bir parçayı ölmüş bir insana vurun diyor Cenab-ı Hak. Ve o parçayı vurdukları zaman da o insan diriliyor, kendisini kimin öldürdüğünü haberini veriyor, tekrar ölüyor. Yani demek ki tıp ilmi ölüme geçici hayat rengi verilebilecek bir noktaya kadar terakki edebilecektir. Özellikle Bediüzzaman Hazretleri de bu konuya dikkatlerimizi çekiyor. Yani demek ki böyle bitkisel hayatla bile olsa bugün biraz bu anlamda ölmek üzere, geçmişte pek çok ölen insan belki bugün hayatları bu anlamda biraz daha uzamış oluyor. Veya belki yarın bu konuda da bazı önemli bir kısım gelişmeler de olabilir.
Ama netice itibariyle ölüm haktır. El mevtu hakkun ifade edildiği gibi, yani ölüm gerçektir, ondan kurtuluş yoktur. Ama belli bir süre daha yaşatma insanı gibi tıbbın gelebileceği şeyler buna işaret edilmiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da pek çok hadislerinde ilimlerin ulaşabileceği noktalar işaretlemiş aslında. Allah Resulü takarubu zaman, yani bir sürat çağının yaşanacağını bildirmiştir. Tasarı ve aksiyon arasındaki sürenin çok daralacağını, mesafelerin büzüleceğini, hızla hedefe ulaşılabileceğini bildiren ilimlerde çok süratli bir gelişimin olacağını bildirmiş Efendimiz. Özellikle iletişim ve telekomünikasyon sahasında baş döndürücü gelişmelerin olacağı çok öncesinden, asırlarca öncesinden haber verilmiş ve bugün biz bunları yaşıyoruz aslında. Yani bir başka misal verecek olursak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir nardan bir grup insanın yiyip doyacağını haber vermiş. Demek tarımda değişik ıslahatlar yapılacağını, bu ıslahatlar sayesinde bir nardan 20 insanın yiyip doyabileceğini filan, bunu haber vermiş oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, bunlar görülecek ve sen Allah'ın Resulüsün denilerek Allah Resulüne Aleyhisselatü Vesselam olan bağlılık yenilecek ve kuvvet kazanacaktır diyebiliriz. Bunun neticesinde, yani bu bilimsel çalışmalar ilerledikçe, geliştikçe, Kur'an'da, sünnette, Efendimizin sünnetinde ortaya konmuş olan bu hakikatler daha bir netleşecek, daha bir açık ve net bir şekilde anlaşılır hale gelecektir ve 14 asır öncesinde, 15 asır öncesinde verilmiş olan bu haberlerin ne kadar doğru olduğu hakikati gün yüzüne çıkacaktır diyebiliriz. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani ilim, madde aleminin, hayatın ve özellikle insanın var olduğunu inceliyor. Bu kainatta cereyan eden ilahi kanunları bulup çıkartıyor. Bu kanunlar sayesinde insanlığın da teknik ve medeniyette daha fazla ilerlemesine imkan hazırlıyor. Dinse kainat ve madde aleminin niçin yaratıldığını ve yaratıcının kim olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle insan varlıkları içindeki bu müstesna mevkisini, yaratılış gayesini ve bu dünyadaki vazifesinin mahiyetini aslında bir anlamda hem belirtiyor hem de öğrenmeye çalışıyor. Şu halde ilim ve din arasındaki varlık aleminin sır ve muammasının kutularını açan aslında iki anahtar var karşımızda. Bunu biz ilim ilerledikçe hani dini görüşler iflas edecek öyle zannediliyor. Ama şu anda özellikle Avrupa'da, Amerika'da çokça yaygın mindfulness dedikleri bir eğitim sistemi yani bir düşünce akımı da var. Bununla ilgili hepimiz YouTube'da, Instagram'da görebiliyoruz. Buralarda hep şu var yani ilim ilerledikçe din görüşleri iflas edecek mi yoksa din gerçekten insanların böyle merkezine mi oturacak? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Evet, öncelikle şunu ifade edelim ki, yani bunlardan birisi ilim ve din hakikaten çok önemli iki şey. Birbiriyle çatışıyor mu, çelişiyor mu, birbirinin rağmına mı hareket ediyor? Bunun üzerinde özellikle çok durulmuş, durulmaya değer bir konu. Bunlardan biri varlıkların yaratılış şeklini, maddi mahiyetini ortaya koyarken, diğeri de yaratılış sebebini ve gayesini açıklamaktı. Yani ilim varlıkların yaratılış şeklini, maddesini, mahiyetini, ne şekilde olduğunu, var olan üzerinde araştırmalar yapıyor. Diğeri ise niçin yaratıldığını, gayesinin ne olduğunu bunu açıklıyor. Dolayısıyla ikisi birbiriyle birlikte olduğu zaman, o zaman biz hakikati bulacağız. Bu bakımdan ortada birbirleriyle çatışan bir durum yok diyebiliriz. Bilakis birbirlerini tamamlama vardır diyebiliriz. Ayrıca din kendi içindeki bilgi kaynaklarıyla yaratılışın başlangıcı, ölüm ötesi hayat gibi bilginin, ilmin ufkunu aşan konularda açık üsluplu yanıltmayan bir rehberdir. Çünkü yani insanların
bilgileriyle ortaya koyabilecekleri şeyler değildir bunlar. Yani yaratılışın başlangıcı konusunda bir kısım teoriler olsa da, ama ölüm ötesi hayatla, yani kabir ve kabir sonrası ne olacağına dair bu konuda bir akıl yürüterek bir şey ortaya koyma imkanı yoktur yani. Gelelim sizin sorunuza. Yani ilim ilerledikçe dini görüşlerini iflas edeceğini zannedenler vardı. Bu yani bu konuda geçmişte bundan bir asır öncesinde belki çok alevli, ateşli tartışmalar yaşanıyordu ama bugün dünya geneline baktığımızda aslında bu konuda çok bu ateşler sönmüş durumda. Bu harlı ateşler, bu tartışmalar sönmüş durumda. Neden? Evet, ilim ilerledikçe dini görüşlerin iflas edeceğini sananlar aslında yanılmışlardır. Yanılıyorlar. İlmin ileriye doğru attığı her adım, her yeni buluş, düşünen insanlığı dini değerlere biraz daha yaklaştırmış, Allah'ın büyüklüğünü biraz daha yakından göstermiştir. Şöyle ki kainatta mevcut kusursuz bir nizamın dayandığı kanunların keşfinden ve bu kanunlardan istifade yollarının araştırılmasından ibaret olan ilimler, bu muhteşem nizamı kuran ve işleten Allah'ın varlığına en kuvvetli bürhan ve şahit delillerdir yani. Aklını kullanabilen her insan aslında bu noktaya ulaşması gerekir. O yüce yaratıcının varlığını, eşsiz kudretini inkar etmek ancak gözle görülen mevcut nizamı inkar etmekle mümkündür. Nizamın inkarı halinde ise ortada ilim kalmaz. Yani bu hakikaten şu bahar mevsimini yaşıyoruz şimdi. Ben de dışarıda o baharın en coşkulu olduğu yerlerde biraz dolaşıyorum bugünlerde. Ve hakikaten öylesine muhteşem, öylesine hayat fışkıran bir şey ki sanki arabayla dolaşırken şurada durup şöyle şu otlara bir sarılayım. Şu ağaçlar, şu yeşillik filan, yeşilin belki envai çeşit tonlarını filan böyle onlar nasıl cezbediyor ve Hay isminin, Muhyi isminin tecellisini orada görüyorsunuz. Yani her gün yeni bir çiçek açıyor, yeni bir güzellikle karşılaşıyorsunuz. Bu nasıl bir şeydir yani? Bu hakikaten bunları görmemek mümkün değil. Yani duyguları İflas mı etti ki insanların akılları devre dışı mı kaldı ki bunca olan hadiseleri, sebebini, gayesini göremesin, anlayamasın? İnsan bunları görmek için, bunları anlamak için, bunları anlayıp zevk edip şiirleriyle, müzikle, resimle, efendim her türlü şeyle bunları dile getirsin diye Kur'an'da, hadislerde, Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam dualarında hep bunları görüyoruz. Diğer taraftan bakacak olursak ilimler Allah'ın yarattığı varlıklar alemini incelediklerinden yaratılıştaki harikaları ince hesap ve ölçüleri ortaya koymakta ve varlıklar üzerinde tecelli eden ilahi isim ve sıfatlardan bilerek veya bilmeyerek bahsetmektedirler. Bu bakımdan ilimler Allah'ın isimlerine birer ayna olup her bir ilim Allah'ın bir ismine dayanmaktadır diyebiliriz. Yani bütün varlıklarda Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının o güzel isimlerinin tecellilerini görmekteyiz aslında. Yani Kur'an'da bize tarif edilen mesela var olan, sonradan meydana gelen, yaratılan her bir insan, her bir varlık, her bir canlı cansız bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın o Halik, Hallak ismine dayanmak, yaratan ismine dayanmaktadır. Eğer bir şekli varsa, bir sureti varsa, Musavvir ismi ona bir suret vermiştir. Güzelliği Cemil ve Mücemmil isminden almıştır. Eğer bir rızık yiyen bir canlı bir varlıksa şayet, efendim o Rezzak ismiyle rızkını temin etmektedir. Vesselam. Pek çok şey söylenebilir. Evet, bu konuda Bediüzzaman Hazretleri'nin de şöyle bir izahını da görmekteyiz. Her bir kemalin, her bir ilmin, her bir terakkiyatın, gelişmenin, her bir fennin, ilmin yine bir hakikati aliyesi var ki, onun yüksek bir hakikati, gerçeği var ki o hakikat
bir ismi ilahiye dayanıyor diyor. Cenab-ı Hakk'ın bir ismine dayanmıyor. Pek çok perdeleri ve mütenevvi çeşitli tecelliyatı ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla o fen, o kemalat, o mükemmellik, o sanat kemalini yani olgunluğunu, mükemmelliğini bulur, hakikat olur. Yoksa yarım yamalak bir surette nakıs bir gölgedir. Mesela hendese bir mühendislik bir fendir, bir ilimdir. Onun hakikati ve noktayı müntehası, neticesi, son noktası Cenab-ı Hakk'ın ismi adil ve mukaddirine yetişip hendese aynasında o ismin hakimane cilvelerini haşmetiyle müşahede etmektedir. Mesela tıp bir fendir. Yine tıp da bir ilimdir, hem bir sanattır. Onun da yani bir yönüyle ilim, bir yönüyle sanattır. Onun da nihayeti ve hakikati Hakim-i Mutlak'ın Şafi ismine dayanıp, Cenab-ı Hakk'ın şifa veren ismine dayanıp, Eczane-i Kübrası, o büyük eczahanesi olan ruh-i zeminde, yeryüzünde, rahimane cilvelerini edviyelerde, ilaçlarda görmekle tıp kemalatını bulur, hakikat olur diyor o zat. Evet, dolayısıyla işte bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının tecellilerini görmekteyiz bütün varlıklarda, ona dayanmakta aslında. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman kainat bütünüyle mükemmel okunacak bir kitaba dönüşür. Ve onun her bir zerresi Cenab-ı Hakk'ı gösterir. Saniyine onu yaratan zata işaret eder. Dolayısıyla insan kainatı, bütün varlıkları ne kadar bu ilimler sayesinde keşfederse, okursa, anlarsa, bir de varlıklarını, gayelerini görebilirse, anlayabilirse, arkasındaki o büyük proje sahibini, o Allah'ı görmemesi düşünülemez ve ona perestiş etme, yani ona ibadet ve taatta bulunmaması düşünülemez. Onu asbahna ve asbahal mülkü lillahi azze ve celle dediği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah, her sabah kalktığında, uyandığında, biz de bütün varlıkla uyandık ve sabaha erdik, aydınlığa kavuştuk diyerek bütün varlıklarla birlikte bir zikir olarak bunu söyler. Dolayısıyla işte bu manada ilim, dinin bir hakikati var, bir mutabakatı var. Varlıklara böyle baktığımız zaman gerçekten bir orkestra gibi onu görmek ve onun güzel musikisini dinlemek ve buradan Allahu Ekber diyerek, Subhanallah diyerek, efendim nimetleri karşısında Elhamdülillah diyerek kendimizden geçmememiz düşünülemez diyelim. Evet. Hocam siz bahsederken aklıma şu gelmişti. Aslında insanoğlu bu hakikatleri ve bu güzellikleri fark edebilmesi için, hani o bakış açısının değişebilmesi için iman dürbünüyle, iman gözlüğüyle bakabilmesi gerekiyor. Yoksa varlıktaki işte her bahar açıyor, kapanıyor, çiçekler çıktı, bitti, gitti diye bakıyor insanoğlunun bir kısmı. Ama din ufkuyla kendisini geliştirebilen, kalbi hayatını, dini hayatını bir istikamete koymaya çalışan insanlar o varlıktaki her bir güzelliği bir mektup olarak görüyor. Hani Latife-i Rabbaniye'nin mektupları olarak Üstad Hazretleri çokça bahsediyor Risalelerde. Bize bunu hakikati gösteriyor. Aslında hani burada hep şey deniyordu Risalelerde, niye hep çiçeklerden, böceklerden, kainattan, tabiattan bahsediliyor ve bu imani hakikatlerle birleştiriliyor dendiği zaman, siz bir kainat sarayının içerisindesiniz. Sarayda da bir sürü güzellikler var. Ama siz orayı o kadar gözünüzde dini bir hayatınız yoksa sıradanlaştırdığınız zaman oradaki güzellikleri ve arkasındaki yaratıcıyı göremiyorsunuz zaten. Yani temel noktada da bu zamanın insanların en büyük sıkıntısı bu. Önünde tableti, telefonu, işte yoğun bir iş hayatı olan bir insanın dışarıdaki
veya bir inancı da yoksa baharın gelmesinden bir haber, işte mevsimlerin değişmesinden bir haber, kendi vücudundaki değişmelerden bir haber. Hatta Türkiye'de burada da vardır mutlaka, Türkiye'ye gelmişti Bodyboards diye bir şeyde böyle kadavralar üzerinde çalışmalar yapılmış. Tamamen deri yok fakat kas sistemi, kan dolaşımı, işte damarlar vesaire, bilmiyorum haberiniz var mı? Öyle bir sergi vardı. Yani çok ciddi bir çalışma yapılmış. Uzun yıllar çalışmışlar bu konuda. Ve ben onu gördüğüm zaman hem ürperdim hem muhteşem bir sanatla karşı karşıyasınız. Ve bu kendi kendine olması mümkün değil. Yani biz vücudumuz olandan zaten bir haberiz. Kainattaki olaylardan da bir haberiz. Belki de en önemli şey işte insanın din ufkuna, dini hayatını veya bu dünyaya niçin geldiğinin farkında olması gerekiyor. Bu konuda muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Din Ufku makalesi var. Siz daha güzel bahsedersiniz oradan. Bu hakikatin, dinin aslında ne olduğunu o hususlara değiniyor Hoca Efendi o makalesinde. Bununla ilgili olarak siz neler söyleyebilirsiniz hocam? Dinleyenlerimizi, izleyenlerimizi bilgilendirme anlamında. Yani biz bir şeyin içindeyiz ama o ufuk yoksa, dini bir hayat ufku yoksa zaten dışarıdaki olandan, kainattaki olup bitenden veya kendi vücudunda olup bitenden bir haber olarak yaşıyor ve ölüyor insan. Bu da çok acıklı. Bu noktada hakikate uyanmak noktasında nasıl okumak gerekiyor bunu? Nasıl fark etmek gerekiyor? Buyurun hocam. Evet, hakikaten muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi gerçekten makaleleri de muhteşem. Tabii Hoca Efendi'nin vaazları, sohbetleri muhteşem olduğu gibi makaleleri de gerçekten bizim önümüze çok önemli ufuklar açıyor. Mesela onun işte Din Ufku adlı bir makalesi var. Oradan biraz bir metin isterseniz okuyalım, anlamaya çalışalım yani. Hakikat sevgisinin bir yanını ilim, diğer yanını da din teşkil eder. Evet, insanın idrak ve şuuruyla varlık arasındaki münasebet ve alakanın bir tarafında hakikati keşif ve tespit, öbür tarafında da ona karşı belirlenecek tavır söz konusudur, diyor. Birinci hususu, dinin bilgi kaynakları da dahil ilim takip eder. İkinci hususu ise din belirler. Yine biraz önceki o tarife uygun olarak. Temelinde varlığın tahlil ve izahı, bütün varlıkların tahlil edilmesi, tabir caizse bir mikroskobun altına konulup, yani bazı şeylerin orada tahlil edildiği gibi, izahı, hakikat keşfetme aşk ve iştiyakı olmayan ilim kör ve onun tespitleri de çelişkiden hali değildir. Yani hakikati keşfetme çok önemli şeylerden bir tanesi. Hakikat aşkı gibi Hoca Efendi böyle, yani gerçeğe aşık olmak, gerçeği anlamak, kavramak, onun peşine düşmek yani. Bu çok önemli. Ferdi, ailevi, içtimai, yani kişisel, aile, toplum, bir çıkar mülahazasıyla elde edilmeye çalışılan ilmin her zaman bir kısım tıkanıklıklarla karşılaşması mukadder olduğu gibi. Yani bugün bakıyoruz, çalışmaların arkasında ana motivasyon kaynağı nedir? Bir şeyler elde etmek, bir menfaat elde etmek. Ve bugün özellikle bakıyorsunuz tıp sahasında, çalışmalarda oraya yönelmiş durumda bakıyorsunuz hakikaten. Bu faydalı bir şey değil, diyor yani. Evet, bir zihniyet, bir düşünce, bir parti ve bir doktrine bağlı olarak ulaşılan bilginin de gidip er geç sarpa sarması kaçınılmazdır. Yani insan hakikati aramalı, hak yolda olmalı ve hak olan Allah'tan o gelen bilgiler, yanıltmayan o bilgilerle gerçekleri kavramaya çalışmalı. Din kendi içindeki bilgi kaynakları ile engin bir ilim havuzu olması itibarıyla hakikat aşkı
gördünüz. Bak, hakikat aşkı, hakikat tutkusu açısından hayati bir unsur, önemli bir dinamik. Ve bilginin ufkunu aşan konularda da açık üsluplu ama derin edalı yanıltmayan bir rehberdir. Ne var ki her zaman ilmin belli düşünce, belli cereyan ve belli doktrinlerin yedeğine verilerek ufku sığlaştırılıp hazımsız, mütehevvir, kavgacı ve hakikatin yolunu kesen bir gulyabani haline getirilmesi mümkün olduğu gibi, semavi bir gerçek olan dinin de fanatik düşüncenin elinde kin, nefret, gayız, intikam hislerine me'haz kaynak gösterilmesi her zaman ihtimal dahilindedir. Bugün maalesef bunu yaşıyoruz değerli kardeşim. Yani Evet. bugün İslam'ın özellikle bir kısım, o devletlerin başındaki bir kısım gulyabani gibi insanlar, o siyasetçiler, kinle, nefretle, intikamla, efendim, sürekli böyle fanatik bir kısım düşüncelerle onu bağdaştıranlar, onu bu şekilde gösterenler, yani insanlar şeylerine bakıyorlar, icraatlarına bakıyorlar. Sözler değil, asıl icraatlerdir. Faaliyetler, yaptığınız şeylerdir sizin. Yani her gün farklı bir şiddetle, bir nefretle toplumu birbiriyle ayrıştıran, birbiriyle çatıştırmayı hedefleyen, bu arada kendisine kendi ikbalini, kendi siyasi şeyini garanti altına almak için ne haince işler yapılıyor ve bu da İslam gibi, İslam'mış gibi gösteriliyor ve bugün özellikle medeni dünyanın insanları buna nasıl bakıyorlar? Nasıl böyle nefretlere sebep oluyor? Bunu görmüyor bu zalim insanlar. Evet, şimdi mesela bir düşünelim ki bilim bir bilim yuvası düşünelim. Aslında o mabet gibi mukaddestir. Yani bilim çalışılan yerde gerçekten insanlar varlıklar üzerinde araştırmalar yapıyorlarsa, hakikatin peşindeyseler, hakikat tutkusuyla, hakikat arama aşkıyla hareket ediyorlarsa, orası bir mabet gibidir diyor Hoca Efendi. Evet, şu şekilde veya bu şekilde herhangi bir felsefi cereyana takılmış, hatta ona esir olmuştur. Evet, orada ilim hür olmayan bağnaz bir düşüncenin elinde tutsak demektir. Ve cehaletin en lanetle anılanına rahmet okutturacak kadar da melundur, lanetlidir böyle bir şey diyor. Ve bir din ki siyasi, gayri siyasi bazı hiziplerin çıkarlarına vasıta yapılmak istenmektedir. Artık mabet o hizbin daraltılmış malikanesi, orada ibadet de bir tür teşrifat merasimi haline getirilmiş demektir ki, böyle bir durumda dininde, diyanetinde lahutiliğine kıyıldığında şüphe yoktur. O ilahi bir kaynaktan gelen din dünyevileşmiş, artık sarayın bir argümanı haline getirilmiş, onun tamamıyla çıkarlarına hizmet eden, o aşağılık duygularına efendim hedef yapılan, alet edilen bir şeye dönüşmüştür. Evet, bir toplumda eğer bazıları ilim diyor ve bilim yuvalarını kendi villalarıymışçasına arzularının, heveslerinin, ideolojilerinin vitrini gibi kullanıyorlarsa, o ilim yuvaları çoktan mabet olmaktan çıkmış. Arzuların, hırsların, nefretlerin bilendiği bir arenaya dönüşmüştür. Yine bir cemiyette, bir toplumda eğer bazıları dindarlık diyor ve kendileri gibi düşünmeyenlere, düşünmeyip onlarla aynı siyasi mülahaza, duygu, düşünceleri paylaşmayanlara kafirlik, zındıklık, münafıklık sıfatlarını yakıştırabiliyorlarsa, bugün maalesef ülkemiz bunun bir arenası haline getirilmiştir. Böylelerinin temsilinde din günahı bu sahte temsilcilere ait insanları Allah'tan uzaklaştırma, onların gönüllerini karartma ve ümit kapılarını yüzlerine kapama gibi tamamen onun maksadı tenziline muhalif bir fobi haline getirilmiş demektir.
Yani din bunun için indirilmedi. Din bir saraydaki beyefendinin kaprislerini tatmin için indirilmiş bir şey değildir asla. Onun siyasi menfaatleri uğruna kullanılabilecek bir şey asla değildir. Doğrusu kinle, nefretle, gayızla köpüren ağızlarda ve ruhları karartan kalemlerde din düşmanlığı ne ölçüde bir bağnazlık ve şeytana sunulmuş, onu memnun eden bir armağansa, din deyip falan görüşü, filan düşünceyi kritik adına sıkılarak havaya kaldırılmış yumruklar da o ölçüde bir yobazlık ve gök ehlini hüzne boğacak bir cehalet örneğidir. Ne güzel ifadeler. Ve bugünü ne güzel anlatıyor bu ifadeler. Bugün ülkemizi ve Müslüman dünyayı ne güzel ifade ediyor, resmediyor bu güzel şeyler, ifadeler. Görünümü ne olursa olsun, bir insan hakiki imanın ne olduğunu, vicdanın ne ile seslendiğini bilemiyor. İlahi aşk ve muhabbetten nasipsiz, Allah nezdinde büyük olan şeyleri büyük, küçük olan şeyleri de küçük görüp küçük kabul etmiyorsa, böyle birini tam dindar görmek, dinin semaviliğine ve evrenselliğine karşı en büyük bir saygısızlık olsa gerek. Dinin de ilmin de en büyük düşmanı heva, heves ve bir kısım arzularımızın yerinde fikir zannedilmesi, yerinde de bir dindarlık gibi gösterilmesidir. Bu husus insanlarda geniş zeminli bir boşluktur ve bu boşluğun kaynağı da onların zaaflarıdır maalesef. Bu zaafların başında da olduğumuzun üstünde görünme ve yeteneğimizin kat kat fevkinde beklentilere girme zaafı gelir. İşte bu zaaftır ki maşeri vicdanın, toplum vicdanının kutsal kabul ettiği ilim ve dine ait bir kısım değerlerle doldurulmaya çalışılmaktadır. Şununla bitirelim. Daha doğrusu din bazılarınca kendi boşluklarını doldurmada tıpkı bir dolgu maddesi gibi kullanılmak istenmektedir. Evet, bugün maalesef dinin içi boşaltılmış, bir kadavraya dönüştürülmüş ve bütün dünyada maalesef ki İslam'a icraatlarıyla nefret oluşturuyor bu zalim insanlar. Vicdanın böyle beşeri bir zaafa karşı hakka kilitlenmiş en güçlü silahı hakikat aşkı ve ilim sevdasıdır. Hakikat aşkı ve ilim sevdasıdır. Evet, bütün varlıkları bir kitap gibi okuyarak, oradaki hakikatleri, gerçekleri keşfederek, arkasındaki muhteşem planlamayı görerek ve o planlamacıya karşı teşekkürlerini, takdirlerini ifade ederek, evet, bu ne güzel bir şey, ibadet bu yönüyle. Evet, bilgiç görünen dimağların yosununu, dine taraftar gibi görünen düşüncelerin de pasını silecek bir iksir varsa, şüphesiz o da Allah aşkı. Ondan ötürü bütün varlığa sevgi ve hakikat aşkıdır. Allahu Ekber. Ne hoş bir ifade. Şeker Evet. şerbet ifade. Allah aşkı. Evet, ondan ötürü bütün varlığa, Allah'tan ötürü bütün varlığa aşık olmak. Bütün varlığa sevgiyle dopdolu bulunmak. Gönüller aşkla coşup, ruhlar muhabbetle şahlanınca bütün beşeri boşluklar, zaaflar ya tuz buz olur gider veya yararlı birer hayat iksirine inkılap eder, değişirler. Böyle, evet, bu şekilde bitirmiş muhterem hocamız, Hoca Efendi gerçekten muhteşem bu makalesiyle. Evet, din ve ilim onun işte nasıl birbirlerine münasebetlerini, birbirleriyle alakasını din ufku açısından bakarak din ufku makalesinde böyle bir ufuk önümüze koymuş ve bu din ne muhteşem gerçekten, ama bu dini karartan, bu dinin üzerine zift sıkan her gün icraatlarıyla, konuşmalarıyla,
bütün dünyaya nefretleriyle, yalpalamalarıyla, efendim menfaatleriyle, çalmaları, çırpmalarıyla, insanları dışlamalarıyla, birilerini kayırmalarıyla, birilerini cezalandırmalarıyla bir nefret oluşturuyor bu insanlar. Bu din, bu ufuk bu insanlarda yok. Bu din ufku işte Hoca Efendi gibi kimselerde var. Evet, biz de zaten onun için muhterem Hoca Efendi'yi seviyoruz ve onun bu ufkundan ufuk almaya çalışıyoruz inşallah. Evet, ben biraz kendimi kaptırdım. Estağfurullah hocam. Hoca Efendi'nin bu muhteşem makaleleri gerçekten çok zevkle okunması gereken şeyler. Hakikatin ta kendisi. Kur'an'dan, sünnetten süzülüp geldiğinde hiç şüphe yok. Evet, ne diyelim? Cenab-ı Hak sağlık afiyet versin muhterem hocamıza. Cenab-ı Hak inşallah ondan istifade lütfeylesin hepimize diyelim. Yani biz tabii birer salik olarak yola çıkıyoruz. Tasavvuf yolunda da bu böyledir ya. Buradaki ben mesela sondaki cümleye çok takıldım. Yani görünümü ne olursa olsun bir insan eğer hakiki imanın ne olduğunu, vicdanın ne ile seslendiğini bilemiyorsa ilahi aşkla, muhabbetten nasipsizdir diyor. Gerçekten Allah nasipsizlerden eylemesin bizleri ve bu zalim insanların da şerrinden cümle masumları korusun. Sesimizin ulaştığı her yerden herkese selam ve muhabbetle diyerek programımızı bitirelim mi hocam? Evet, bitirelim inşallah. Çok Güzel baş bir ağrıttık belki de. estağfurullah. Ben çok güzel dinlemeyi tercih ettim bugün. Şöyle ki yani hepimizin ruhu aç aslında. Sadece bu açlığın neden olduğunu bilmiyoruz, bastırmaya çalışıyoruz. Kalplerimiz aç, ruhlarımız aç. Hakikatleri açız aslında. Ama biz hep bir abur cubur junk diyorlar burada işte fast food'larda ya da zararlı olan her şeyle içimizi dolduruyoruz. O da manevi vücudumuzu mahvediyor. Dinlediklerimiz, okuduklarımız yani tam anlamıyla dini hakikatlerin bizden istediği yani Allah'ın bizden istediklerini vermeyince manevi vücudumuzu da kirletiyoruz. İnşallah bu derslerle birlikte bir manevi yolculuğa çıkıyoruz aslında. Hakikatlere uyanma yolculuğumuz bir anlamda dinimizi, diyanetimizi daha iyi bilme ve anlama noktasında. Allah razı olsun. Bir dahaki programa kadar sürçülisan ettiysek affola diyeyim. Cümlemizi Allah'a emanet ediyoruz. Efendim bizler de öyle. Bizlere de dua edin inşallah hepimize, cümlemize. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere değerli dinleyenler, izleyenler. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Görüşürüz inşallah.